Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde birinci dereceden bir bilinmeyen denklemler nasıl çözülür? Birinci dereceden bir bilinmeyen denklemlerde çözüm yöntemleri nelerdir konularını öğreneceğiz. Çarpma ve bölme işlemleri yardımıyla denklem çözmeye devam edelim. Terazinin sol kefesinde her birinin içinde eşit miktarlarda bilyeler bulunan 3 torba olduğunu biliyoruz. Her birinde x tane bilye olsun. Terazinin sağ kefesinde 15 tane bilye vardır ve terazi dengededir. Denklemi 3x eşittir 15 şeklinde yazabiliriz. Eşitliğin her iki tarafını 3'e bölersek eşitlik bozulmaz. Burada dikkat edeceğimiz nokta eşitliğin her iki tarafı x'in önündeki sayıya bölünür. Burada x'i 5 olarak elde ederiz. Herhangi bir sayıyı 3'e bölmek, o sayıyı 1 bölü 3 ile çarpmak demektir. Buna göre denklemi yeniden çözelim. 3x eşittir 15 denkleminde her iki tarafı 1 bölü 3 ile çarpalım. Her iki tarafı 1 bölü 3 ile çarptığımızda x'i yeniden 5 buluruz. Peki bu nasıl oldu? 1 bölü 3 ile 3x'i çarptığımızda 3'ler sadeleşir ve x kalır. Aynı şekilde 1 bölü 3 ile 15'i çarptığımızda aslında 15'i 3'e bölmüş oluruz. Buradan da 5 sonucunu elde ederiz. Dolayısıyla 3x eşittir 15 denkleminin sonucu x eşittir 5'tir. Bir önceki örnekten çıkaracağımız sonuç, eşitliğin her iki tarafını aynı sayı ile çarparsak veya aynı sayıya bölersek eşitlik bozulmaz. Yeni bir örnekle devam edelim. 6x eşittir 12 denklemini iki yolla çözelim. İlk yolumuz eşitliğin her iki tarafının aynı sayıya bölünmesi kuralı. 6x eşittir 12 denkleminde her iki tarafı 6'ya bölüyoruz. 6'ya bölmemizin nedeni x'in önündeki sayı olması. Her iki tarafı 6'ya böldüğümüzde x 2 olarak elde ediyoruz. İkinci yolumuzda eşitliğin her iki tarafını aynı sayı ile çarpma kuralını kullanacağız. Eşitliğin her iki tarafını 1 bölü 6 ile çarpalım. Eşitliğin her iki tarafı 1 bölü 6 ile çarpıldığında sol tarafta 6'lar sadeleşir x, sağ tarafta da 6 ve 12 sadeleşir 2 kalır. Yani buradan da x eşittir 2'yi elde ederiz. Yani denklemimizin çözüm kümesi 2'dir. 3 bölü 4x eşittir 9 denklemini çözelim. Birinci yol. Eşitliğin her iki tarafını 3 bölü 4'ün çarpma işlemine göre tersi olan 4 bölü 3 ile çarpalım. Eşitliğin her iki tarafını 3 bölü 4'ün çarpma işlemine göre tersi olan 4 bölü 3 ile çarptığımızda sol tarafta x, sağ tarafta ise gerekli işlemler yapıldığında 12 elde edilir. İkinci yola baktığımızda ikinci yolda içler dışlar çarpımını kullanacağız. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 4 ve 9 çarpılır. 3x eşittir 36 elde edilir. Eşitliğin her iki tarafı x'in önündeki sayıya yani 3'e bölündüğünde x eşittir 12 sonucunu elde ederiz. Böylece her iki yoldan da çözüm kümemizin 12 olduğunu elde etmiş oluruz. Bundan önceki iki kuralı da kullanabileceğimiz yeni bir örnekle devam edelim. 3x eksi 5 eşittir 7 denklemini çözelim. Amaç x'i yalnız bırakıp x'in değerini bulmak olduğundan önce eşitliğin her iki tarafına 5 ekleriz. Eşitliğin her iki tarafına 5 eklediğimizde 3x eşittir 12 şeklinde yeni bir denklem elde ederiz. Burada da her iki taraf x'in önündeki sayıya bölündüğünden her iki tarafı 3'e böleriz. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde x'i 4 olarak elde ederiz. Bir önceki soruda yaptığımız işlemleri biraz daha somutlaştıralım. 3x eksi 5 eşittir 7 işlemini aşağıdaki gibi gösterebiliriz. Yani 3x eksi 5 ile 7 dengededir. 3x eksi 5 tarafına 5 ilave edilir ve 7'ye edilmezse sol taraf daha ağır olur. Yani denge bozulur. Dengenin bozulmaması için 7 tarafına da yani
sağ tarafa da 5 eklemeliyiz. Eşitliğin sağ ve sol tarafında da bilinmeyeni bulunduğu yeni denklemler çözelim. İlk örneğimiz 7x-6 eşittir 3x+18 denklemi. Önce bilinmeyen terimler eşitliğin bir tarafına, diğer terimler ise eşitliğin diğer tarafına geçebilir. Bu yer değiştirme işleminde 3x sola -3x olarak, soldaki -6 sağa +6 olarak geçer. Yani eşitliğin sağ ve sol tarafında değişmeler yapılırken işaretler değişir. Elde ettiğimiz yeni denklem 7x-3x eşittir 18+6'dır. 7x-3x eşittir 18+6 denkleminde gerekli işlemler yapıldığında 4x eşittir 24 denklemi elde edilir. Bu denklemi daha önce nasıl çözeceğimizi öğrenmiştik. Çözüm için eşitliğin her iki tarafını 4'e böleriz. Eşitliğin her iki tarafı 4'e bölündüğünde x eşittir 6, yani çözüm kümemizi 6 olarak elde ederiz. Şimdiki örneğimizde parantezler ve parantezin dışında çarpım durumunda bulunan sayılar yer almakta. Bu denklemleri çözerken dikkat etmemiz gereken ilk nokta dağılma özelliğini kullanarak parantezlerin açılmasıdır. Parantezleri açarken ise dikkat edeceğimiz nokta parantez dışında bulunan sayıların işaretidir. Bu örneğimizde gerekli dağılma işlemleri yapıldığında -3+6x-2 eşittir -8x-8 -2x+10 şeklinde bir denklem elde ederiz. Bu denklemi çözerken de bilinenleri bir tarafa, bilinmeyenleri ise diğer tarafa geçeriz. 6x+10x eşittir 2+5 şeklinde yeni bir denklem elde ettik. Burada da gerekli işlemler yapıldığında 16x eşittir 7 şeklinde yeni bir denklem elde ederiz. Bu denklemde her iki tarafı x'in önündeki sayıya, yani 16'ya böldüğümüzde x'i 7/16 olarak elde ederiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşça kalın.